TL ve dolarda çok sıcak günlerden geçiyoruz. Bugün T24 5 dakika ekonomide döviz piyasasında ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Cuma günü TL %5'in üzerinde değer yitirmişti dolara karşı. Bugün bu çekimi yaptığımız dakikalarda verdiklerinin %2'den fazlasını geri almış durumda. Önümüzdeki günlerde ne olacağını bilmiyoruz ama seçime kadar hararetli, hareketli, sıcak günlerden geçeceğimiz ortada. Acaba Türkiye'ye karşı bir komplo mu var? Faiz lobisi ya da kimlerinin söylediği gibi İngiliz derin devleti, hatta Inti Illimani veya belki de tapınak şövalyeleri Türkiye'ye karşı harekete mi geçti? Pek öyle değildi. Bunun böyle olmadığını nereden biliyoruz? Cuma günü TL, dolar karşısında %5'ten fazla değer yitirmişti. Ama o gün, Cuma günü değer yitiren tek para TL değildi, Türk lirası değildi. Brezilya reali %2'den fazla değer yitirdi. Arjantin pezosu %2'den fazla değer yitirdi, %2,5 civarında. TL'ninki %5'ten fazlaydı. Arjantin ve Brezilya'nın para birimleri TL kadar değer yitirmedi. Ama onlarınki de elde tutulur ciddi oranda değer kayıplarıydı dolar karşısında yaşadıkları. Yani küresel bir problem var. Aslında o gün, yani Cuma günü diğer gelişmekte olan para birimleri, mesela Polonya zlotesi de veya Rus rublesi de dolar karşısında değer yitirmişti. Yani problemin bir tarafı aslında küresel. Ama öbür tarafı da Türkiye'nin kendi iç dengeleriyle ilgili. Türkiye'nin kendi iç dengeleri en fazla, TL'nin en fazla değer yitiren para birimi olmasına yol açtı. Ama Türkiye'nin dengeleri daha düzgün olsaydı, makroekonomik problemler daha düşük seviyede olsaydı, TL muhtemelen yine değer kaybedecekti ama yaşadığı değer kaybı işte belki Polonya zlotisi gibi daha düşük, belki Arjantin pezosu gibi %2'ler civarında sınırlı kalacaktı. Türkiye'nin kendi dengesizlikleri, onlara birazdan geleceğiz, yaşadığı değer kaybının %5'i aşmasına, %6'ya yaklaşmasına yol açtı. Şimdi önce küresel tarafa bakalım. Yani bütün para birimleri, gelişmekte olan bütün para birimleri Cuma günü niye değer kaybetti? Türkiye ile ilgili sebep de iki bacaklı. Biri siyasi, diğeri ekonomik. Siyasi bacak Cuma günü Erdoğan'ın Golan Tepeleri ile ilgili çıkışıydı. Biliyorsunuz Amerika İsrail'in Golan Tepelerini işgal etmişti zamanında. Bunu, Golan Tepelerini, aslında Suriye'ye ait olan, uluslararası hukuka göre Suriye'ye ait olan, bir savaşla işgal edilmiş olan Golan Tepelerinin İsrail'e ait bir toprak parçası olarak tanınacağını ABD tarafından Trump açıkladı. Erdoğan buna bir yanıt verdi ve bunun kabul edilemez, izin verilemez bir adım olacağını söyledi. Bu, Türkiye ile Amerika arasında yeni bir gerilim kaynağı olabileceğine dair piyasalarda bir kaygı, bir endişe, bir hatta bir panik yarattı. Bunun üzerine bir de ekonomik gerekçe eklendi. Ekonomik gerekçe Merkez Bankası net döviz rezervlerindeki beklenmedik erimeydi. Mart ayının ilk iki haftasında 6.3 milyar dolarlık bir erime yaşandı. Gerçekleştiği ortaya çıktı Merkez Bankası bilançosunda. Merkez Bankası'nın net döviz rezervlerinde. Bu açıklanamadı. Çünkü Türkiye'nin dış borç ödemeleri ile döviz rezervlerindeki erime birbirini tamamlamıyordu. Birbirine eşit değildi. Dış borç ödemesi rezervlerdeki erimeden daha az gibi görünüyordu bilançoda veya kağıt üzerinde. Bu da bir başka paniğe yol açtı. O paniğin de kaynağı merkezin TL'yi güçlü tutmak için dolar satarak, kendi rezervlerini kullanarak piyasaya müdahale ettiği düşüncesi, inanışı, yorumu idi. Sonra akşama doğru Merkez Bankası'nın adımları arka arkaya, peş peşe geldi. Önce Merkez Bankası repo ihalelerini erteledi. Böylece reponun faizi %24. O faizden değil de gecelik faizden artık para vereceğini söyledi piyasaya. Gecelik faizde %25,5. Böylece %1,5 aslında örtülü bir faiz artırımı oldu.
Ve bu arada dünya ekonomisinin durgunluğa doğru, Amerikan ekonomisinin durgunluğa, dünyanın da yavaşlamaya doğru gittiği bir gerçeklik. Türkiye'nin Merkez Bankası'nı değiştiremeyeceği gerçeklik. Kısacası önümüzdeki günler sıcak, hareketli geçmeye aday. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım ve TL'nin güçlü kalmasını dileyelim. Yeniden görüşmek üzere.